KANGAL Kanga. Kazandırmaya. Devam ediyor. Devam, ediyor. Takibe devam Takibe devam. Takibe devam. Ağustos'ta. <laughs> <laughs> Agalarım, herkese selamlar. 1 Eylül 2024 Pazar iddia tahminleriyle hepinize selamlar. İdeal ve yüksek oranlardan bahsedeceğim. Sizlere bir adet de ideal kombin önerisi yapacağım. Videonun sonunda zaten açıklamasında yapacağım. Aga toplamda 7 adet mücadelemiz var. İdeal ve yüksek oranlardan başlayalım. Öncelikle bir adet maç skoru yarışmamız var ve daha önce skor bilenleri açıklayalım. Öncelikle maç skoru yarışmamız Beşiktaş'la Sivasspor'un maçıdır. Maç skoru ne olur? Sizlere sorduk aga. Yorumlara yazmanız yeterli olacaktır maç skorunun olacağını. Bilen 5 kişiyi 5 kişi 7 gün boyunca WhatsApp gruplarımızda misafir edelim. Onu geçtim. Daha önce yapmış olduğumuz Fenerbahçe Alanyaspor maç skoru vardı. Aga maçı nasıl okuduk gördünüz. Yani skoruna kadar diyecek çok bir şey yok ve bu arada skoru bilen kişi sayısı çok fazlaydı. Onu da belirteyim. Herkes aynı fikirdeydi. DRKLCS Guliyev Somer Emre Avcı, Kaan Sayan, Donsuz Fakir arkadaşlarımız çekilişte kazandı. Bak bilen sayısı çok fazla. Zaten maç bitince bana direkt 4 tane mesaj geldi. Abi skoru bildim diyerekten de. Bu arkadaşlar bana ekranda gördüğünüz WhatsApp hattından yazabilir. WhatsApp gruplarına girmek isteyenler, sorusu olanlar, skor bilenler vesaire her türlü soru görüş öneri ekranda gördüğünüz WhatsApp hattından. Açıklamada WhatsApp linki var. Yorumlarda WhatsApp linki var. Yani solda zaten numara yazıyor, ekranda yazıyor. Her türlü ulaşabilirsiniz. Bunun da bilgisini vereyim. Aga dün ne yaptık mislide yani bakın şöyle söyleyeyim ee, beni biliyorsunuz Alanya Spor'u ne kadar yakından takip ettiğimi maçı zaten nasıl analizledim bak dedim Alanya ikinci yarı kondisyonu çok yok düşüyor maç ikinci yarı zaten iki tane daha attı Fenerbahçe. Şimdi ben yüksek misli yaptım aga ultra misli diyeyim ben buna bazen çok güvendiğim maçlar olursa yüksek misli seviyesinde 15.000 misli olarak da değerlendirdim yani neymiş yasal oranı? Yasalda bir 34 Avrupa'da bir 40. Bir 40'lar ne yapar? 6 bin lira net kar. Şöyle bazıları şöyle bir diyebilir. Ee, yani attığına 15.000 atıyorsun 6.000 kazanmaya değer mi? Tabi böyle görüşü olanlar da vardır. Aga dediğim gibi yani güven çok yüksekse, çok garanti olarak bakıyorsam ki Alanya'yı ben biliyorsunuz sağdan stattan izledim her zaman. O şekilde e, takip ettiğim her zaman. Ondan çok güvenli bir karşılaşmaydı. O yüzden değerlendirdim. Hatta bir adet de sahada gördüğünüz canlısını yaptım 1000 TL. Fenerbahçe baktım ilk yarıda çok fazla pas hatası yapıyor Alanya Spor savunmadan çıkarken. Dedim Fenerbahçe ilk yarıdan da bir golünü alalım misli yapalım. Güzel orandan yaklaşık bir 40 oranı vardı. Buradan da 500 TL falan kazandık. Dün sadece yüksek misli de 4500 lira net keraga. Bereketli olsun. Geçtim. Sadece bunlar değil zaten aga. Yani ideal kuponlarımızda hafta sonu için. Cumartesi günü için bak ideal kupon, alternatif kupon. Avrupa kombini, oyuncu bahisleri, oyuncu gol atarları her türlü içindeyiz zaten. Onun bilgisini vereyim. İdeal kuponlarımız da oluyor. Canlı olarak zaten izlediğimiz karşılaşmaları WhatsApp grubumuzda. Eğer ki canlı oynuyorsanız mutlaka WhatsApp gruplarımızda bir denemenizi öneririm. Mutlaka kasa yönetimine kadar biz yapıyoruz. Herkes açık Telegram grubu var. Aga. İdeal kuponda herkes açık Telegram grubunda olacak. Bu arada burası ücretsizdir. Açıklamada yorumlarda linki var. İdeal kupon burada olacak. Buraya da katılım sağlayabilirsiniz. Hatta ben dün oradan neler yaptık ondan bahsedelim biraz. Aga dün gayet güzel dediğim gibi. Düsseldorf'un maçı vardı. Düsseldorf'un golünü aldık mı? %4. Her yıl açık grup burası. Tertemiz oldu. Fenerbahçe ilk yarı gole girdik. Bak 1.39 orandan almışız. Mislisini aldım 1000 TL dediğim gibi. Fenerbahçe mücadelesine burada vermedim ama grupta verdim. Buraya işini atmışım. 2.5 üst olarak değerlendim. 1.62 gibi oranı vardı devreden. Dedim ki %1 de Bak yüzde, yüzdelik öneriyorum zaten. Yüzde bir de ev sahibi iki buçuk üstü at. Çünkü 1.94 oranı var. Mücadele 3-0'a gitme ihtimali yüksek. Özellikle ikinci yarının başında verdim bunu zaten. Lyon mücadelesi vardı. Dedim ki buraya da verdim. Baka. Ekranda görüyorsunuz bak attım. Dedim ki yüzde %4 ev sahibinin golünü alalım. Tamam mı? Altına da yazdım ki %1 de 3.5 üstü at. Mücadele 2-2'si iki var zaten dedim. Maç ikinci yarına oldu. 4-3 bitti. Maç efsane koptu. Lyon burada Ev sahibi buçuk üstü geldi. Üç buçuk üstü geldi mi geldi. Diyon mücadelesine altı buçuk üstü aldık Avrupa'dan geldi. Ev sahibi üç buçuk üstü alın dedim. O da geldi mi geldi. Ya i̇şinin hakkını vermekle gerçekten büyük emek var onu söyleyeyim. Yani sizlerden tek ricamız beğeni ve yorum destekleridir. İdeal kombinemizde herkese açık ücretsiz telegram grubunda yarın gelecek. Oraya da katılım sağlayabilirsiniz. Dilerseniz başlayalım. Beğeni ve yorumlar geldiyse söz bende. Chelsea ile Crystal Palace mücadelesi. Aga ben Chelsea'ye gerçekten sempati duyuyorum. Özellikle geçen sezondan beri her neredeyse yani çok zorlu olmasın. Geri geliyor, karşısına alıyorum. Yeri geliyor golünü alıyorum Chelsea'nin. Ben burada Chelsea tarafındayım. Crystal Palace oturmuş bir takım. Takım oyununu Premier Lig'de en iyi oynayan takımlardan bir tanesi. Öncelikle onu söyleyeyim. Ama Chelsea'nin geçen Malo efsane şov yaptı. Çok iyiydi. Yani hücum gücüne güvendiğim için özellikle Jackson biraz sıkıntı. Osman olmadı. Osman Arabistan'a gitti gibi. Bugün yarın belli olacak. E, ben burada Chelsea tarafındayım. E, Chelsea'nin atacağı iki gol benim idealimdir. Chelsea tarafından ben buradaki gol bekliyorum. Crystal Palace gol atamaz mı? Bence Crystal Palace da Chelsea kalesine gol atabilir. Bir de yüksek orandan ne yapalım? biliyoruz mat sonu 1 ve KG var. Hemen şuradan. sonu 1 ve KG var yaparsanız da oranı 2.40 seviyesine kadar yükseltmiş olursunuz. Değerlendirecekler bu yönde bir değerlendirme yapabilir. Newcastle United'la Tottenham mücadelesi. Mücadelenin indeks beklentisi 2-2'lik bir beraberlik. Onu belirteyim ben. Maçın güzel olmasını bekliyorum. Bu arada beraberliğe ben biraz yakınım. İdealden gollere gitmeyeceğim çünkü ideal bu maçtan gol alamazsınız. KG alsanız 1 mi? 2.5 üst alsanız 1.23 falan. O yüzden böyle bir oran alamazsınız. Değmez yani. Burada korner güzel olur aga. 9.5 açarlarsa 9.5. Muhtemelen 10.5'tan başlatırlar. Her iki takım da kornere katkı vermesini çokça şey bekliyorum. Özellikle bir takım gol attığı zaman kalesinde baskı görecektir. Çift taraflı gel gitti bir mücadele olacaktır. Kornerler gelebilir. İdealden korner alalım. Şu an korner açık değil. Onun dışında daha yüksek orandan da bir maç sonu 0. 3 59 gibi oranı var. Maç sonu 0'ı da bu şekilde bir değerlendirme yapabiliriz diye düşünüyorum. Monaco ile Lens mücadelesi. Monaco'da geçen Lyon mücadelesini izleyenler var mı? Deplasman'da bilmiyorum. 2-0 bitti. Maçın canlısına girdik. Monaco'nun golüne yüksek vurduk Bizde Aldık oradan da. Aga Monaco inanılmaz teknik bir takım. Takımın teknik kapasitesi o kadar yüksekte ki. Yani Lyon'u darma duman ettiler. Dün Lyon'da 4-3 yendi. Canlısını falan da yaptık hatta dedim ya. Ama Monaco teknik kapasitesi o kadar yüksek ki. Anlatamam. Lens'ın da e, savunması... Takım savunması iyi bir takım. Ama ben bu teknik kapasiteyle birlikte Monaco'nun buradan galibiyetini bekliyorum aga. Monaco yarı kazanır. Ya, en ideale gitseniz oran var mı bakalım? Avrupacılar belki alabilir. Monaco bir araya kazanabilir. Okey. Ama ben burada sizlere doğrudan bir Monaco'nun galibiyetini bekliyorum. Beklediğimi söyleyeyim. İndeks beklentide 1-0 bir Monaco galibiyeti çıkarmış. Bunun da bilgisini vereyim. Manchester United'la Liverpool mücadelesi. Aga ben burada Liverpool tarafındayım. Öncelikle onu belirteyim. Liverpool'un özellikle burada ikinci yarı oynamış olduğu iki, iki tane maç yaptı değil mi bunlar? Aynen. Hem Brentford mücadelesinde hem de Ipswich'tan mücadelesinde ilk yarı ortalama bir oyun ortaya koydular. Ama ikinci yarı gerçekten fişi çektiler. Ben özellikle burada ikinci yarıyı Liverpool'un kazanmasını bekliyorum. Buradan şöyle bir seçenek yapalım. Deplasman yarı kazanır oran yetiyorsa ben burada Liverpool'un bir yarıyı kazanmasını bekliyorum. Bu yarı da ikinci yarı olma ihtimali yüksek. O yüzden ikinci yarı galibiyetini hemen şuradan da bulabilirsek. İkinci yarı galibiyeti de bak 1.91 gibi bir oranı var zaten. Bu arada mücadele indeks beklentisini söyleyeyim ben. E, 2-2'lik bir beraberlik bekleniyor ama ben Liverpool'un burada harcamasını bekliyorum. United tarafı gol atabilir mi? Aga yani o kadar transfere rağmen kendi evinde de bu tur maçlarda atacaksın aga. Benim skor beklentim 2-1 ayarında bir Liverpool'un deplasmanda da galibiyeti olacaktır. Hatta mücadele ne bileyim birden 2 İlk yarı bir bir biterse ikinci yarı Liverpool falan olabilir. Dediğim gibi böyle bir maç bekliyorum. Değerlendirecekler bol şanslar. Beşiktaş'la Sivasspor mücadelesi. Burada beklentimiz Beşiktaş tarafında ve Beşiktaş'ın burada maç skorunu sizlere sorduk. Bilen 5 kişiyi WhatsApp gruplarımızda 7 gün boyunca misafir edeceğiz aga. Yorumlara yazmanız yeterli olacaktır. Yani burada Beşiktaş nasıl top oynadığını biliyorsunuz. Özellikle ilk yarılarda çok baskın bir Beşiktaş var. Biz ama mücadelemizi yani ideal tercihimizi 90 dakika yayalım. Burada Beşiktaş'ın atacağı iki gole oran açmışlar mı? Açmamışlardır muhtemelen. E güzel iddia eden alınabilir. İddiada bu en az bir 45 vardır aga. Ben burada Beşiktaş'ın atacağı iki gole skor beklenti öncelikle indeks beklentisini söyleyeyim. 3-1 ayarında bir indeks beklentisi var. Beşiktaş bildiğin üzere gol de aga. Yani savunması tam oturmadı. Ama Rafa ve Ciro inanılmaz. Özellikle Rafa galiba bir Talişka etkisi yaratacak. Hatta Talişka etkisini bile geçerli bilmiyorum gerçekten muazzam. Yani ligin üstünde oynuyor. Burada 5 Beşiktaş'ın 2 golünü alalım. ben bir de yüksek orandan şöyle bir öneri yapmak istiyorum. İlk yerden bir Beşiktaş galibiyeti. Hemen şuradan onu da gösterelim. Çünkü Beşiktaş ilk yarılara çok hızlı başladı. Oynamış olduğu maçlarda da öyle. İlk yerden bir Beşiktaş galibiyeti alırsanız Nesine'de 1.75 iddiada 1.90'a yakın oranı vardır. İlk yerden mücadeleyi de Beşiktaş koparabilir. Bunun da bilgisini vereyim. Lille-Paris mücadelesi. Mücadelenin golü geçmesini bekliyorum. Özellikle Paris tarafı Mbappe sonrası daha takım. Mbappe'yi anlatacağız birazdan Real Madrid maçında. Ee, biraz daha takım olarak oynuyor. Özellikle öne çıkan isimler değişti artık. Yani herkes bir şeyler yapmaya çalıştığı için. Ne bileyim sonradan giren oyuncu da bir şey yapabiliyor. Güzel tempolu bir mücadele bekliyorum. Doğrudan 2.5 üst aldım. Mücadelenin 3-0 var mı? Tabii ki var. Güzel oranı var. 1.53 bandı oranı var. Yil gol atabilir mi? Paris'e gol atmayın. Zaten şey yapıyorlar. Lille'in de burada gol atma ihtimali yüksek. Ortaya 2.5 üst alalım. Çünkü mücadelenin 3 0 var mı? Var. Değerlendirecekler bu önünde. bir doğrudan de bir değerlendirme yapalım. Son mücadelem Real Madrid ile Real Betis mücadelesi. Öncelikle şöyle bir istatistik vereyim. Real Madrid'in kendi evinde oynamış olduğu 5 Real Betis mücadelesinin 5 tanesinin 4 tanesi 0-0 bitti aga. İstatistiklerden de buna bakabilirsiniz zaten. Ben şunu söyleyeyim aga. Real Madrid'in her maçını izledim. oynamış olduğu iki mücadeleyi izledim. Aga Vinicius Mbappe'ye pas vermiyor. Hatta bu Instagram'da falan böyle editler falan da oldu bunun hakkında. Ya yani adam boşta pas vermiyor. Arda gerçekten çok büyük oynuyor. Tebrik etmek lazım. Sonradan girdi inanılmaz hareketlendirdi mücadeleyi tekrardan. Yani Arda'yı bu maç ilk 11'e sürmesi lazım. Bu Ancelotti bulanın yapması gerekiyor. Ben burada Real Madrid'in galibiyetini bekliyorum. Okey. Ama bu galibiyet tabii ki ya yani biraz süslememiz lazım bir oran almak adına. 4.5 altında bir Real Madrid galibiyeti olabilir. Rakip de zorlu zaten. Bu arada rakip de Real Betis'te de Fekir takımın kaptanı ve en önemli oyuncusu. Bir ara bir sene transferi gündem. Bu maçta muhtemelen olmaz. İdeal kadroya baktım da göremedim. Transferi gündem olduğu için o da Real Betis'ten önemli eksiklik. Yani Real kazanır ama bu bu da 4.5 altında olur. Agalarım toplamda 7 adet mücadelem vardı. İdeal yüksek oranlardan bahsettim. Sizlere bir adet de ideal kombin yapacağım. Ama ideal kombinasyon önerisi herkes açık Telegram kanalında. Şu an çıkarmadım. Cumartesi gecesinden muhtemelen kanalda olur. Buraya katılın. Siz de ideal kombineden faydalanabilirsiniz. Bilginize sizlerden ricamız videoya beğeni ve yorum desteğidir. Beğeni ve yorum desteklerini eksik etmeyin. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Bay bay.